Başlarında Sofi olan bir insan idare ediyor ve resmen Rusya'ya kukla olmuş ve Rusya'ya maalesef bu insanları da köle etmiş durumda. Aynı şekilde bugün Türkiye'de de Sofilerin yaptığı görev budur. Tıpkı bugünkü başımızdaki şirk rejimine boyun eğen ve insanların da boyun eğmesini sağlayan işte bu tip Sofilerdir. Bir yapımcı olabilirsiniz, bir yönetmen olabilirsiniz, istediğiniz aşağılıkta film çekebilirsiniz, istediğiniz şekilde toplumu ifsad edebilirsiniz, istediğiniz kadar para kazanabilirsiniz ama kesinlikle devletten izinsiz bir şekilde işte TikTok'taymış falan mecralardaymış mahremlerinizi açmayacaksınız, eşlerinizle cinsel manada muhabbetlerinizi, cinsel manada ilişkilerinizi göstermeyeceksiniz. Ha, devletten izinli isterseniz porno da çekebilirsiniz ya da gidip genel evine de yazılabilirsiniz. Bir hayat kadınlığı dedikleri süslü sözlerle üzerini kapattığı fahişeliği de yapabilirsiniz ama devletten izinsiz yapamazsınız. Yaptığınızda da gelir verginizi de vereceksiniz. O zaman sistem için tam manasıyla bal kaymaksınız, tam manasıyla Türk vatandaşısınız, tam manasıyla Türk milliyetçisisiniz, örnek bir şahsiyetsiniz, kişiliksiniz. Yani sistem her türlü önünüzü bu konuda açıyor, her türlü sizi destekliyor. Bununla bilin. Bu Sofiler genellikle bizi de tehdit olarak görürler. Niye işte devlete şöyle zarar veririz, devlete böyle zarar veririz? Yahu bizler hakimliği kabul etmiyoruz, savcılığı kabul etmiyoruz, askerliği kabul etmiyoruz. Sistemin hizmetinde olabileceğimiz bir memurluğu kabul etmiyoruz. Ulan bizler nasıl devlete zarar vereceğiz? Sizler mi bu sistem için bir tehditseniz bu konuda yoksa bizler mi? İnancı tabii ki tehdit olacak bu sistem için. Bakın bu konuda bunu söylerken bile utanmalısınız. Sizler İslam'ı simgelediği, İslam'ı temsil ettiğinizi söyleyen insanlarsınız ama sistem için bir tehdit değilsiniz. Bizler Allah'a hamdolsun tabii ki tehdit olacağız. Çünkü biz inancımızı ortaya koyuyoruz. Sizler ise menfaatlerinizi, rantlarınızı, makamlarınızı, paralarınızı bunlara hedefliyorsunuz. İslam'ı da araç olarak kullanıyorsunuz, amaç olarak değil. Araç olarak kullandığınızdan dolayı farklı farklı yerlere, farklı farklı mevkilere gelmeyi caiz görüyorsunuz. Ama bizler devlete tehdidiz ama sizler devlete tehdit değilsiniz. Neredeyse her bünyesinde bulunmayı caiz görüyorsunuz. Bizlerden hakim çıkmaz, bizlerden savcı çıkmaz, bizlerden polis çıkmaz, bizlerden asker çıkmaz, bizlerden devletin sistemine hizmet eden bir memuriyetlikte bir görev edinmek çıkmaz. Daha ne kaldı geriye? Bütün bu bahsettiğim, bu saydığım sistemler de size caiz. Sizler kendi inancınıza göre bunlara uygun görüyorsunuz, meşru görüyorsunuz. Yani bir demokrat partide milletvekilliğini caiz görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde onun imanına zarar vermeyeceğini düşünüyorsunuz. Bugün Erdoğan'la alakalı düşünceleriniz ortada. Adam laikliği gitti, Mısır'da övdü, sesiniz çıkmadı. Adamın kendi partisinin içerisinde Allah subhanahu ve teala ile neredeyse liderlerini eşleştirdiler. Peygamber'e söz söylediler, kendi liderlerine söz söylemediler. Onları bile mazur gördünüz. Bakara makara diye alay ettiler. Allah subhanahu ve teala laneti bu adamın, bu kişilerin üzerine olsun. Bu adamları bile siz ne yaptınız? Üstünü kapattınız, dillendirmediniz, değerlendirip de gündem etmediniz. Ondan sonra sistemin zaten şirkini, küfrünü unutmuşsunuz. Herhangi bir şekilde gündeminizde yoktur. İnsanlara anlatalım mı, anlatmayalım mı diye bir programınız dahi yoktur. Varsa yoksa bir tane hadis alıyorsunuz, ayeti alıyorsunuz. O ayet de ne sistemle alakalı, o hadis de ne sistemle alakalı. Herhangi bir şekilde toplumun sisteme karşı bilinçlendirmeyecek bir şey anlatıyorsunuz. Abdesti şöyle alırsınız, namazı şöyle kılarsınız, orucu şöyle tutarsınız, hacca şöyle gidersiniz. Siz bu şekilde toplumu ancak cehenneme gönderirsiniz. Başka bir halta yaradığınız yok. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Genellikle toplumun aklındaki, toplumun kalbinden geçen fikirler, şüphelere toplumun içerisinde olan videolarla cevap vermeyi düşünüyorum. İnşallah daha da etkili olur ve bu konu hakkında insanlar aynı şüphelere tekrar tekrar düşmez. Biraz kendilerini geliştirip daha da faydalı, daha da
iyi bir kaliteye kendi inançlarını getirebilirler. Şüphelerden arındırılıp doğru ve hakkın ne olduğunu inşallah görebilirler. Birinci toplumdaki genellikle bize yöneltilen itirazdır. Bizler şunu söylüyoruz. Bizler diyoruz ki bir muvahhid, bir Müslümanın gerçekten mücadele edebilmesi için bir şahıs, bir kişi, bir ordu, bir kurum neyse bütün bunların içerisinde bulunabilmesi için bir kişiye destek verebilmesi için bir muvahhidin, bir Müslümanın o destek vereceği şeyin Allah subhanahu ve teala'nın dininden bir resmiyeti olması lazım. Allah subhanahu ve teala'nın dininde bir delili olması lazım, meşruiyeti olması lazım. Aksi halde bütün Allah subhanahu ve teala'nın dinine muhalif bütün hizipler, bütün görüş ve fikirler nedir? Bizim reddettiğimiz ve onlardan beri olduğumuz şeylerdir. Tabii Allah subhanahu ve teala'nın sistemine muhalif sistemler kuran insanlara biz tağutlar derken, aynı şekilde onun sistemine muhalif sistemler kurup o sistemi korumak için insanları çağırmaları da tağutun bir çağrısıdır. Ve bu çağrıya uyan insanlar da ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler, tağutun safında, tağutun ordusunda, tağutun hizbinde, tağutun kurumlarında yer almış kişilerdir. Ve bunlar Allah subhanahu ve teala'ya karşı gerçek manada sorumlu kişilerdir. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Bugün Almanya'da laik bir sistem için askerlik yapıp, laik bir sistem için askerlik yaparak da canını veren insanlara şehit diyorlar. Biz diyoruz ki bugün Almanya'da o kadar kendine Müslümanım diyen Türk var. Ve o Almanya'nın sistemi biliyoruz ki laik, demokrat bir sistem. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Oradaki o kadar insanın askere gidip de orada can vermesine eğer şehit diyebiliyor iseniz laik ve demokrat bir devlet yapısına da askerlik yapan insanlara da şehit diyebilirsiniz. Yani oradakilere eğer bu konu hakkında diliniz şehit diyebiliyor ise o kavrama diliniz erişebiliyor ise bulunduğunuz memlekette de erişebilir. Bir din yaşarken onu delile göre, bir kaynağa göre, bir belgeye göre yaşamamız gerekli. Topluma göre değil, devlete göre değil, atalarımıza göre değil, annem şunu söyledi, babam şunu söyledi, buna göre değil. Bizler Kur'an'a ve sünnete iman ettiğimiz din neyse ona göre hareket etmekle mükellefiz. Ve yanlışlarımız neyse ona göre düzeltmekle mükellefiz. Bunun dışarısındaki bütün görüşler ve fikirler bizim için gerçek manada nedir? Boştur, çöptür, safsatadır, hurafedir. Allah subhanahu ve teala'nın dini şehitlik kavramı konusunda kendi yolunda savaşan ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi Allah'ın ismi yücelsin diye savaşan insanlara verilen addır. Yani bugünkü laik sistemin şehitlik kavramını alması bile bugünkü sistem sahiplerinin bir çelişkisidir. Laik sistem bütün dinlere eşit mesafededir. Bugün orduda bir Hristiyan'a da şehit deniliyor. Bir ateiste de şehit deniliyor. Bir Yahudi de savaşsa TSK'nın içerisinde şehit deniliyor. Bütün TSK için ister ateist olsun, ister deist olsun, ister agnostik olsun, ister Allah'a ve Resul'e küfreden bir insan olsun hepsine aynı ismi veriyor. Birincisi bu Müslümanım diyen insanların inancını karşı gerçek manada bir manipülasyondur, alay etmektir. Birincisi bu Müslümanların tanımına uymuyor. Yani bir Müslüman olarak düşünelim. Ben kime şehit diyorum? Allah subhanahu ve teala'nın şehit dediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehit dediğine şehit diyorum. Peki onlar kim? Allah yolunda mücadele edecek, Allah'ın ismi yücelsin diye savaşacak ve kahramanlık için, el alem şunu söylesin, bunu söylesin için, mal için, şöhret için, şan için, bunlar için değil. Sadece ve sadece ihlasla, dini yalnız Allah'a has kılarak Allah yolunda mücadele ettiğimde ve o şekilde de öldüğümde Rabbim bana şehit diyor. Ben Allah subhanahu teala'nın ismini yücelteceğim. Allah'ın dediği olsun diye mücadele ederken öleceğim. Allah subhanahu ve teala'nın kitabı hakim kılınsın diye mücadele edeceğim. Ta ki bu yolda bu şekilde bu inançla öleceğim. Ancak Allah subhanahu ve teala bana o zaman şehit diyor. Ama bugünkü sisteme baktığımız zaman bugünkü sistemde Allah'ın ismi yücelsin diye savaşmamız kesinlikle mümkün değil. Allah'ın ismi yücelsini bırakın, Allah'ın istediği bu devlette olsun. Bu hükümet Allah'ın istediğiyle hükmetsin. Bugünkü rejim Allah'ın istediği rejim olsun dediğimiz anda bile gözler bize dönmekte. Nereden açık bulalım da bunları içeriye atalım diye düşünülmekte. Yani böyle bir durumdayken zaten bunun için mücadele etmek anayasayı ortadan kaldırma suçuyla başlar, müebbede kadar gidebilecek bir suç. Demek ki bugünkü sistem İslam'a karşı olan, Müslümanlara karşı olan, Müslümanlarla mücadele
mücadele eden bir sistemdir. Böyle bir sistemin içerisinde bulunmak, böyle bir sistemin içerisinde yapısında bulunup da böyle bir sistemi ayakta tutmaya çalışmak, mücadele etmek nedir? Allah subhanahu ve teala'nın kesinlikle ve kesinlikle o yolda ölsen de şehit diyemeyeceği, şehit olamayacağı bir durumdur. Bunu gerçekten vicdan sahipleri, adil olan insanlar anlar. Yoksa dinini oyun ve eğlence yapmış, İslam dinini onun için böyle bir günlük, saatlik, aylık olan bir din haline gelmiş. Bu insanlar zaten ne demek istediğimi anlamayacaktır ama derdi olan, doğruyu arayan, hakkı arayan insanlar bu söylediğim sözü gerçek manada iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Sistem kendisi için ölenlere şehit diyor. Yani bunu şuradan anlıyoruz ki dediğim gibi bugünkü TSK'nın içerisinde ateist de ölse şehittir, deist de ölse şehittir, Yahudi de ölse şehittir, Hristiyan da ölse şehittir, Budist de ölse şehittir, Şaman da ölse şehittir. Affedersiniz Allah subhanahu ve teala'ya küfreden de şehittir, peygambere küfreden de şehittir. Bununla alakalı hayır, şehit olamaz diye bir beyanları var mı? Mesela bir ateist kesinlikle ve kesinlikle şehit olamaz diye bir beyanları var mı? Bir Yahudi eğer TSK'da ölmüş ise yahut bir Allah'a ve peygamberine küfretmiş bir insan TSK'nın içerisinde öldüğünde biz ona şehit demeyiz diye bir beyanlar var mı? TSK'nın böyle bir beyanı yoktur. Olamaz da çünkü laik bir kurumdur. Laik bir kurumda böyle açıklamalar olmaz. Bütün dinlere eşit mesafededir. Bütün inançlara uygun bir görüşü olmak zorunda. Şimdi böyle bir kurumun içerisinde eğer bir Müslüman olabilir deniliyor ise, evet bir Müslüman TSK'ya da olur, ASK'ya da olur, BSK'ya da olur, neyse ne, böyle bir zihniyete, böyle bir inanca sahip bir kurumun içerisinde olabilir, askerliğini de yapabilir, görevini de yapabilir deniliyor ise ve bu uğurda da öldüğünde şehit denilebiliyor ise, Almanya'da Alman hükümeti, Alman iktidarı, Alman rejimi için savaşan bir kendine Müslümanım diyen bir Türk'e de, kendine Müslümanım diyen bir Kürt'e de, Laza'da neyse, ona da ne yapmanız lazım? Şehit demeniz gerekli. Hatta ve hatta bugün İsrail devletinde kendisine Müslümanım diyen askerler var. Yani bunu bilmiyorum daha önce duydunuz mu duymadınız mı ama ben bu konuyla alakalı bir video izletmek istiyorum. Daha sonra üzerine konuşalım inşallah. Bu İsrail askeri neden besmele çekiyor? Arap veya Müslüman olduğu şüpheli. Çünkü besmele ile başlayıp bir ayet okumuyor, Filistinlere sesleniyor. Besmelenin tek sebebi kameralara cici görünme çabası. Peki İsrail ordusunda hiç Müslüman var mı? Ülke nüfusun %21 Araplardan %4'ü Dürzi ve Çerkeslerden oluşuyor. Tabii bu oranın orduya yansıması kuşkusuz. Mesela Dürziler. İçlerinde Arap kimliğini reddeden ve İsrailli olarak gururla orduda yer alanlar çoğunlukta. Ancak Müslüman Arap kimliğini kabullenenler zorunlu askerliğe direniyorlar. Bugün zorunlu askerliğe tabi tutulan bir diğer azınlık grupsa Çerkesler. Kendilerini Sünni Müslüman olarak tanımlıyor ve biz her şeyde İsrailliyiz diyorlar. Gelelim Necef Bedevilerine. Ülkenin güneyinde Necef çölünün Arap sakinleri. Orduya katılımları gönüllülük esaslı, temel subaylık eğitimi aldıktan sonra çölde iz sürmek ve bilgi toplamak için görevlendiriliyorlar. Bahsi geçen azınlık grupların Müslümanlık dışındaki ortak noktası ise İsrail'de ikinci sınıf vatandaş olmaları. İsrail devletinde de demek ki Müslümanım diyen insanlar askerlik yapabiliyor. Tabii burada iki tane kesim var. Onu da duyduk. Birincisi gönüllü olarak Müslüman olduğunu söylediği halde gönüllü olarak askerlik yapanlar var. Düşünsenize bu adamlar İsrail ordusunda mücadele veriyorlar. İsrail ordusunda mücadele verirken de Allah subhanahu ve teala onların canlarını orada alıyor. Ve siz bu insanlara sırf Müslümanım dediklerinden dolayı şehit mi dersiniz yoksa ne amaca hizmet ettiklerini gözetip de ona göre mi değerlendirirsiniz? İslam tam manasıyla işte buna göre değerlendiriyor. Yani sen diyor ki hangi kurumun, hangi kuruluşun bana karşı olan bir kurumun kuruluşun içinde miydin? Yoksa benim yanımda olan kurumun ve kuruluşun içerisinde miydin? Bunu sana soracağım. İsrail devleti meşru olmayan işler yapıyor. Böyle bir zulüm ordusunda tabii ki bulunmakla bir Müslüman şehit olmaz dersen ben de şunu sana hatırlatırım. Allah subhanahu ve teala'nın katında ölçü senin katında değil. Allah subhanahu ve teala kendisine muhalif olan bir sisteme zulüm sistemi diyor. Yani şirk sistemine zulüm sistemi diyor. Hani Lokman aleyhisselam oğluna dedi ki ey oğulcuğum sakın şirk koşma. Şirk büyük bir zulümdür. O ayetten anladığımız bütün şirk sistemleri zulüm sistemidir. Yani bütün şirk sistemleri Allah'a baş kaldırmış sistemlerdir. O sistemlerin illa bir topluma saldırması, bir topluma zulmetmesini beklemen gerekmez. Allah subhanahu ve teala'ya karşı olan tutumlarına bakıp ona göre hareket etmen gereklidir. Ona göre muamele etmen gereklidir. Videoda şunu gördüm. Videoda iki sınıf Müslümanım diyen insan var. Birisi zorunlu askerliğe karşı çıkan, diğeri ise gönüllü olarak askerlik yapan. Zaten gönüllü olan insanları eledik.
İkincisi zorunlu olan askerlik meselesine. Niye zorunlu olan askerlik meselesine bu insanlar, bu Müslümanım diyen insanlar karşı? Çünkü o orduda bulunmak istemiyorlar. O zulüm ordusunun içerisinde bulunmak, o pisliklerin, o necislerin, hayvandan aşağı olan varlıkların ordusunda bulunup da Allah subhanahu ve teala'ya karşı ve kendi milletlerine karşı bir sorumluluk yüklenmek istemiyorlar. Bir günah yüklenmek istemiyorlar. Şimdi ben bunu aynı şekilde Türkiye'ye uyarlamak istiyorum. Bugünkü sistem bizimle ilgili mi bir sistem? Hayır. Bugünkü laik sistemi bir Müslüman kabul edebilir mi? Hayır. Kur'an'a baştan sona zıt bir sistem mi? Evet. Kanunlar olarak, hükümler olarak Kur'an ve sünnete tamamen muhalif hükümler koyuyor mu? Koyuyor. Allah subhanahu ve teala ne der ne demez diye düşünüyorlar mı? Bugünkü sistem böyle bir düşüncesi var mı? Yok. Demek ki bu sistem taban tabana Allah subhanahu ve teala'ya karşı olan bir sistemdir. Şimdi bize böyle bir sisteme askerlik veya böyle bir sisteme görev yapma ile alakalı herhangi bir teklif yapıldığı zaman bizim ne yapmamız beklenilmesi lazım? Kabul etmememiz gerekli, doğru mu? Aynı şekilde oradaki İsrail sistemi kendine Müslümanım diyen ve kendisiyle taban tabana zıt olan insanları askerliğe davet etmesi neyse, bugünkü sistemin de bizi kendi kurumlarına, kuruluşlarına göreve davet etmesi ve bunu zorunlu kılması aynı şeydir. Hiç farkı yoktur. Kendilerince din özgürlüğü dediği yasaya da, anayasaya da muhalif bir tutumdur. Din özgürlüğü ise insanlar özgürce dinlerini yaşama konusunda hür bırakılmalı ve istekleri dinlerine göre uygun olmalıdır. Sizin isteğinize göre uygun olduğu zaman bu din özgürlüğü olmuyor. Bu zulüm oluyor, faşizm oluyor. İnsanları zorla kendi inancınıza hizmet ettirmek oluyor. İslam dinine baktığımız zaman ise İslam dininde verilen şu özgürlük sizin demokrasi dediğiniz paçavranın, laiklik dediğiniz o sistemin, o insanları istismar eden sistemin içerisinde olmadığı görülüyor ki bizim dinimizde Yahudiyim diyeni de, Hristiyanım diyeni de, başka bir din mensup olan insanlara Allah subhanahu ve teala'nın dini onları kendi dinlerince özgür bırakmış. Kendi dinlerine göre mahkemeler kurabiliyor. Kendi dinlerine göre yargılanabiliyorlar. İslam devletine askerliğe çağrılmazlar. İslam devletinin okullarında çocukların eğitim görülmesi için zorunlu kılınmazlar. Bütün bu özgürlükler onlara verilir. Kendi inancınıza göre kendi çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Özgürsünüz denilir. Bugünkü sisteme baktığınız zaman hani demokrasi diyorsunuz ya. Hadi demokrasi. Hani özgürlük? Hani laiklik? Hani bütün dinlere eşit mesafelik? Bunlar nerede? Bunlar hepsine yok. Bunlar hepsi sizin söylediğiniz ama sizin amacınıza uymadığı zaman başka şekilde kullandığınız bir aparatlardır, bir araçlardır bunlar. Allah subhanahu ve teala sizlerin gerçek yüzünü net bir şekilde ortaya koymuştur. Lakin bu toplumda görebilecek gözü de Rabbim yaratırsa, görebilecek gönlü de kalbi de yaratırsa ne güzel olur. Tabi bu da toplumun rağbetiyle olacak bir şeydir. Allah subhanahu ve teala zorla hidayeti istemeyenlerin kalbine yerleştirmiyor. Allah subhanahu ve teala topluma bu konuda hidayet etsin diyoruz. Görüşümüzü, fikrimizi, inancımızı söylüyoruz. Allah subhanahu ve teala bizleri sizin şerli sisteminizden beri, sizin şerli sisteminizden uzak tutsun ve bu toplumu da bilinçlendirsin. Buradan anlayacağımız şey ne? Sistem bize neyi getirmiş? Zorbalığı getirmiş. Sistem Müslümanım diyen insanlara Müslüman olmayan bir sistem için canlarını feda etmeyi zorunlu kılmış. Bunu getirmiş. Şimdi diğer ikinci videoya geçelim inşallah. Para için yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift büyük tepki toplamıştı. Show Haber ekibi o rezalete imza atıp gözaltına alınan karı kocaya mikrofon uzattı. İşte anlattıkları ve pes dedirten pişkin savunmaları. Yani haber o kadar ironi içeriyor, o kadar çelişki içeriyor ki. Şimdi sunucuya şunu sormamız lazım. Şimdi ey sunucu, sen bugün farklı bir sistemden, farklı bir toplumdan, farklı bir memleketten mi konuşuyorsun? Para için bunu yapmalarını aşağı bir tabaka, aşağılanma olarak görüyorsun değil mi? Onların aşağılık bir insan olduğunu düşünüyorsun. Peki bugün dizilerde, filmlerde, yatak odalarında veyahut bir kızın bir erkeğin öpüşmesinde veyahut bir kadınla bir erkeğin farklı farklı cinsel münasebetlerde bulunmalarında, bu televizyon dizilerinin içerisinde bunları toplumlara göstermelerinde acaba ne arayacağız? Aynı söylediğin şeyle ilişkili değil mi? Yani bu kadar mı körsünüz? Yani sen bu eleştirdiğin şeyi normal avamdan, toplumdan sizin zehirlediğiniz, sizin sisteminizin zehirlediği insanlar. Suçsuz demiyorum ama sizin zehirlediğiniz insanlar. Bu insanlar normalde güzel bir şekilde eğitilmiş olsaydı, ıslaha yönelik hareket edilmiş olsaydı, ıslaha yönelik eğitimleriniz, ıslaha yönelik televizyonlarınız, dergileriniz, filmleriniz olmuş olsaydı, bu insanlar elbette bu şekilde olmayacaklardı ve siz de bu haberi yapmayacaktınız.
Özellikle şunu vurgulaması benim gerçekten dikkatimi çekti. Para için özel yatak odalarındaki o hallerini insanlara ifşa ediyorlar. O hallerini insanlara gösteriyorlar. Ya arkadaş, bugün televizyon sektöründeki o kadar fuhşiyat, o kadar pornografi, görseller, videolar ne için yapılıyor hanımefendi? Yani haber yapabiliyorsan, gerçek manada tarafsız bir haber yapabiliyorsanız hadi bunu yapsanıza. Yani bugün para için dediğin şeyi bugün Türkiye'de acaba yapmayan ne kadar kişi var? Bu aşağılık hareketlerden bahsediyorsun değil mi? Bu aşağılık bir harekettir. Bu insanları, toplumun ahlakını bozan hareketlerdir. Yani bugün televizyon sektörünüzde sisteminizin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ne kadar aşağılık olayların, ne kadar ucube, ucuz hareketlerin, hallerin, müstehcen insanların fıtratını bozan halleri görüyoruz. Sen bunları tutup para için diye değerlendirmiyorsun ama toplumda bir kişi, ki onu da sizin sisteminiz zehirliyor, o hale getiriyor. O adamı buldunuz, haber malzemesi yapabiliyorsunuz. Devam edelim inşallah. 1 milyon BM'de romantika hanım var. Romantika hanım var. Hiç utandınız mı? Siz yatak odanızı milyonlara açtınız. Kazancım halka dokundu. Ortalama aylık ne kadar para kazanıyordunuz yayından? 50 bin, 55 bin, 60. Yani gerçek manada komedi başka bir şey değil. Yani siz diyor yatak odanızı, yani bütün insanlara açtınız. Yani bu gerçek olduğu zaman haber ama film olduğu zaman, bir herhangi bir şekilde dergide, işte bir gazetede bir rol olduğu zaman haber değil, filmdir zaten. Toplum zaten böyle gerçek olaylarla bozuldu sanki. Yani filmlerle, dizilerle bozulmadı da, halen bozulmaya devam edilmiyor da, böyle olaylarla bozulmuş gibi muhabir bu soruyu sorabiliyor. Yani gerçekten neresinden tutsak elde kalıyor. Sistemin getirdiklerinden birisi de işte bu. Maalesef bu haber bültenleri, bu ana haberi sunan spikerler veyahut bu ana haber bültenlerinde çalışan muhabirler. Sistemin getirdikleri. Şimdi biraz daha izleyelim. Bir meseleye daha Allah'ın izniyle değineceğiz. Böyle patlayacağımızı da bilmiyorduk. Evimizden aldılar, götürdüler bizi. Şurada zaten yayın oldu. Olayın patlaması, yorganın şuraya kadar çekilmesi. Halkımız bunu biraz kötü algıladı. O rezaletin öncesi de vardı. Geçtiğimiz hafta dekoltesini açarak yayın yapan hamile kadın büyük tepki çekmiş, gözaltına alınmıştı. Yani bak vallahi düğmem koptu. O serbest kaldıktan sonra bir başka çift sahneye çıktı. Kadir Baykara ve eşi Esra Baykara TikTok'ta yaptıkları yatak odası canlı yayınlarıyla sosyal medyada büyük tepki çektiler ve... Yani gerçekten, yani bilmiyorum, hani bu kadar komik bir sözü nasıl değerlendireyim? Ahlak polisi varmış. Yani Türkiye'de ahlak polisi varmış. Ya gerçekten bu ahlak polisleri bu kadar zina yapılırken neredeler? Mesela işte parklarda, bahçelerde, yollarda, otobüslerde, insanlar cinsel münasebetlerde bulunurken ya da televizyonda o kadar aşağılık görüntüler bizlere izletilirken bu ahlak polisleri nasıl bir ahlak polisi, ya da bizim ahlaktan anlamamız gereken acaba sistemin kendi uydurduğu ahlak mı? Ya da bu kişilere bu muamele yapılıyor da, yani affedersiniz, genel evlerde o kadar bu milletin kadını satılırken ahlak polisleri niye müdahale etmiyor? Yani bu ahlakla alakalı, biz İslam ahlakı dediğimiz zaman birçok şeyi içerisine alır da, yani sizin ahlak konusunda anlayışınızın ne olduğu az çok anlaşılıyor. Yani genel evinde satılan, devletin de buna müsaade eden ve devletin de desteklediği kadınlar bu fahişeliği, bu icraatı yaptığı zaman, insanlarla cinsel münasebete girdiği zaman ve o insanların da yuvalarını yıkmasına zemin hazırladığınız bu durumda ahlak polisleri niye müdahale etmez? Televizyonda o kadar gördüğümüz pisliklere bu ahlak polisine hikmetse tutup da ne yönetmeni, ne yapımcıyı, ne oyuncuları gözaltına almıyorlar. Ama bu zehirlenmiş insanları alıyorlar. Benden daha beterleri var. Sizin belki de şu an algılayamadığınız nokta, yatak odasında karı koca olarak kendinizi deşifre ediyorsunuz. Yatak odası mahremdir. Duşta da açan, banyo eden var kendine. Onları mı örnek alıyorsunuz siz? Başarılı insanları örnek alıyorum. Başarılı bir insanı da aşağı çökertiyorlar. Başarınız ne peki burada? TikTok'ta müstehcen yayınlar yapıp beğeni almak, hediye gönderilmek sizin kıstasınız, başarı kıstasınız bu mu? Bizim başarımız normal akım yapıyorduk biz. Akım üzerinden çok ilgi gördük. Hiç utandınız mı? Yani
Ben utandım şahsen de işimi bilemiyorum. Biz de utandık. Ben de utandım şahsen. Böyle dedi ama bu görüntü onu yalanladı. Asayiş merdivenlerinden inerken sizi görüntülüyorlar basın mensupları, evet, ve şapkanızı çıkarıyorsunuz. Orada bir pişkinlik mi var? Ben dedim kafamı kapatmaya gerek yok. Hani ben adam öldürmedim, gaps etmedim. Başım dik bir şekilde yürüdüm. Biri pişman olsa da diğeri çok başka havadaydı. Bana kalırsa açıkçası pişman değilim ama. Pişman. İnsanların da bu şekilde tepkisini göreceğimizi düşünmedim. Karı koca tepki çeken o canlı yayında 10 bin lira para kazandıklarını ancak aylık gelirlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Ortalama aylık ne kadar para kazanıyordunuz yayınlarda? 50 bin, 55 bin, 60. Kazancım halka dokundu. Ben yine yayınımı devam edeceğim. Ahlak polisi sadece onları değil, yine sosyal medyada cinsel içerikli yayın yapan 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu mahremdir diyor. Yani gerçekten bu muhabir veyahut bu sunucu, bu haber spikeri vesaire, bunlara baktığımız zaman bunlar nerede yaşıyorlar ya? Bunların gerçek manada yaşadıkları yerden haberleri yok. Yani mahremdir, insanlara gösterilmez. Ya ne oldu, hayrola, siz bir İslamcı veya şeriatçı falan mısınız? Nesiniz? Yani İslami konularda bu mahrem dediğiniz şey ya da işte yatak odası dediğiniz şey, bunlar gösterilmez. Yani İslami değerlerde bunlar vardır. Ahlaki değerlerde de bunlar vardır ama siz laik bir sistemde yaşıyorsunuz. Sana ne? Sana ne, istediği şekilde mahremini de gösterir. İsterse oradan farklı farklı şeyler de gösterir. Senin sistemin bunu özgür kılıyor. Sen bunu bir defa aşağılayamazsın. Sen bunu ucube gibi gösteremezsin ki. Laik bir sistemde yaşamıyor musunuz? Demokrat bir sistemde yaşamıyor musunuz? Siz bunlara bu özgürlüğü vermiyor musunuz? Şimdi bu çocuklar normalde bunu bilmiyorlar. Şunu bilmiyorlar ki, yani bahsettikleri o kazancı söylemekle de bir de maliyeyi takacaklar arkalarına. Bir de maliye bunları çağıracak. Gelin bakalım, siz 60 bin lira mı kazanıyorsunuz? Tam kazanıyorsanız ama gelir var ise vergisi de var. Yani biz böyle bir sistemiz. Eğer bir yerde gelir var ise biz oradayız. Yani biz geliri olan bir yerden bize de bir şeyler vermeniz gerekli. Yani sizin cebinize bir şey giriyor ise bizim de cebimize bir şeylerin girmesi lazım. Bakın, İslam düzeni niye güzel? İslam düzeni niye adil? Niye insana uygun? Tam manasıyla bu vergi sistemini bile ele aldığımızda, anlattığımızda İslam sisteminin ne kadar adil bir sistem olduğunu yine anlamış olacağız. Ya İslam sisteminde bir adamın mesela bir kazancı var ise ondan eğer bir nisap miktarına ulaşırsa yıl geçmesi gerekli. Yıl geçtikten sonra zekatı vardır. Ama isterse de sadaka verir. Bugünkü sistem öyle değil. Azada, çoğada, örnek söyleyeyim, bir esnaf iseniz 3 aydan 3 aya stopaj der. Damga vergisi der. Pul vergisi der. Şu vergisi der. Ben anlamıyorum. Damga vergisi dediğin şey nedir? Pul vergisi dediğin şey nedir? Stopaj niye alırsın bu esnaftan? Yani bugünkü enflasyonu anlamak isteyen ekonomistler var mesela. Tamam, uzmanlık alanları ama yine şu konu hakkında safa yatıyorlar. Ulan bu sistem gerçek manada toplumdan bu kadar vergi almasa birçok üründe zaten ucuzluk olacak. Bugünkü pahalılığın en temel nedenlerinden birisi de devletin vergi almasıdır. İnsanlara bir vergi yükünü üzerlerine yüklemesidir. Şimdi Allah rızası için devletten daha güçlü bir kurum, bir kuruluş var mı bu memlekette? Bir özel sektörü var mı? Yok. İsterse fabrika kurabilir, işlettirebilir. Mimarı var, mühendisi var. O kadar işsiz dolaşan, yıllarca okuyan bir ümitle ama okuduğunda herhangi bir şekilde iş alanı sağlamayan bugünkü sistem, bugünkü iktidar diyelim. Yani düzen o kadar bozuk ki bu bozuk düzenin üzerine, bu bozuk düzenin başına kim gelirse gelsin, ister istemez bir yeri kapatsa da bir yer açık kalıyor. Çünkü ya bir insan adil bir inanca sahip olursa ya da bir varlıktan gerçek manada korkarsa, yani Allah korkusu dediğimiz bu korku bir insanda oluşur ise, ona göre hareket eder ise, gerçek manada adil bir şekilde davranacaktır. Bu memlekette görülen adaletsizliği, zulmü, haksızlığı görecektir. Buna göre hareket edecektir. Buna göre hizmet verecektir. Ama ranta göre, işte falan falan bölgeleri alalım da falan falan makamlara gelelim, falan falan bölgelerde fazlaca rant var, oralara elimiz ulaşması lazım diyerek kendi partisini ön plana çıkartıp da toplumdan oy bekleyen partiler size bir gelecek sunamaz. Kendileri için ama çok güzel bir gelecek sunarsınız. Siz sunuyorsunuz bu partileri başa getirerek. Halbuki kardeşim, ya ben bir Müslüman isem, ben bir muvahhidsem ya da ben bir bilinçli bir insan isem, yani ne dediğimi biliyor ise gerçek manada, yani konuştuğum şeyleri kulağım duyuyor ise, talep ettiğim şeyleri de bir bilinç üzere isteyebiliyor isem, bütün bunlara göre de yaşayabiliyor isem, değil mi? Yani 2 kere 2 4 edercesine doğru da yanlış da belli olur. 5 yılda bir ortaya mantar gibi türeyen bu partiler aslında sizden geleceğinizi çalıp kendi geleceklerini imar etmeyi istiyorlar. Çünkü niye? Bütün bu partilerin size vaatleri az çok aynıdır. Sizin geleceğinizle, sizin mallarınızla, mülklerinizle, işte geçiminizle alakalı kaliteyi artırmak.
yaşamınızla alakalı kaliteyi artırmak. Ama ne hikmetse her zaman kendi kaliteleri o istedikleri insanlardan daha fazla artıyor. Kendi çocukları o istediği insanlardan daha güzel yerlerde okuyor, daha güzel yerlerde tatil yapıyor. Kendi eşleri o istediği insanlardan daha güzel giyiniyor, daha güzel yerlerde yiyor, içiyor, eğleniyorlar, geziyorlar. Ama ne hikmetse oy verenlerin bir türlü geleceği doğru düzgün değişmiyor. Yani bu çark her zaman böyle olmaya da devam ediyor. İşin garibi sizin emeğiniz de boşa gidiyor. Yani bir yaptığınız amelin zaten şirk olduğunu söylüyoruz. Hüküm Allah'tan başkasına vererek, aciz insanlardan bir yardım bekleyerek bu şekilde onların hükmetmesini isteyerek zaten acizliğinizi, zelilliğinizi ve rezilliğinizi ortaya koyuyorsunuz. İkincisi, hani dünya ve sosyolojik olarak boyutuna bakar isek aldatılmaya kendiniz zemin hazırlıyorsunuz. Yani bir bilinçli bir şekilde düşünüldüğü zaman evet, bugünkü sistemde sizin o oy verdiğiniz insanların size düzgün bir şekilde gelecek hazırlaması pek mümkün değil. Çünkü bu adamların zihniyeti bozuk. Sistemin gerçek manada kanunları, yasaları toplumu mağdur edebilecek onlarca kanun, onlarca yasa içeriyor. Bunları da artık açıp okuyun. Kanunlarda neler var, neler yok, bu toplum niye mağdur? Nafakayla alakalı mesela kanunları okuyabilirsiniz. Yani boşanan insanlara erkeğe nasıl bir nafaka bağlanıyor, vermediği zaman neler oluyor? Bu ve bununla alakalı nice yasalar var ki bugün toplum mağdur bir şekilde. Zaten sistemsel olarak insanlar inanç olarak mağdur ediliyor. Demek ki neymiş? Devletten izinsiz bir şekilde cinsel içerikli videolar çekmeyeceksiniz. Bir yapımcı olabilirsiniz, bir yönetmen olabilirsiniz. İstediğiniz aşağılıkta film çekebilirsiniz. İstediğiniz şekilde toplumu ifsad edebilirsiniz. İstediğiniz kadar para kazanabilirsiniz. Ama kesinlikle devletten izinsiz bir şekilde işte TikTok'taymış falan mecralardaymış mahremlerinizi açmayacaksınız. Eşlerinizle cinsel manada muhabbetlerinizi, cinsel manada ilişkilerinizi göstermeyeceksiniz. Ha, devletten izinli isterseniz porno da çekebilirsiniz. Ya da gidip genel evine de yazılabilirsiniz. Bir hayat kadınlığı dedikleri süslü sözlerle üzerini kapattığı fahişeliği de yapabilirsiniz. Ama devletten izinsiz yapamazsınız. Yani bugünkü sistemden, bugünkü rejimden habersiz, izinsiz bu işleri yapmayacaksınız. Yaptığınızda da gelir verginizi de vereceksiniz. O zaman sistem için tam manasıyla bal kaymaksınız. Tam manasıyla Türk vatandaşısınız, tam manasıyla Türk milliyetçisisiniz, örnek bir şahsiyetsiniz, kişiliksiniz. Yani sistem her türlü önünüzü bu konuda açıyor, her türlü sizi destekliyor. Bunu da bilin. Üçüncü videoya inşallah geçelim son olarak. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani bir memlekete bir sofinin ne yaptığıyla alakalı eğer bir araştırma içerisindeyseniz Çeçenistan'a bakabilirsiniz. Ahmet Kadirov, Ramazan Kadirov'un babası. Ahmet Kadirov o zamanın Çeçenistan'ın yani mücadele zamanında, Ruslara karşı verilen mücadele zamanında bir müftülük görevindeydi. Ta ki Ruslar onunla ilişkili bir şekilde onunla anlaşma yapıp o sofi bir kimseydi. Yani tasavvufçu bir kimseydi ve Ruslar onunla anlaşarak Çeçenistan'ı ne yaptılar? İmar ettiler, inşa ettiler, kendi kuklası yaptılar. Bu video Ukrayna'ya seferberlikle alakalı. Çeçenistan askerleri ki Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratmasında böyle baktığımda kuvveti, gücü, şiddeti gördüğüm insanlardan. Yani erkek babında gerçek manada Allah subhanahu ve teala onları kalıplı, iri ve gerçek manada cüsseli ve mücadele ruhlu insanlar olarak yaratmış. Ya böyle insanları ise başlarında sofi olan bir insan idare ediyor ve resmen Rusya'ya kukla olmuş ve Rusya'ya maalesef bu insanları da köle etmiş durumda. Aynı şekilde bugün Türkiye'de de sofilerin yaptığı görev budur. Tıpkı bugünkü başımızdaki şirk rejimine boyun eğen ve insanların da boyun eğmesini sağlayan işte bu tip sofiler. Bu zihniyetteki sofilerdir. Bütün sofiler böyledir demiyorum. Bütün nakşiler böyledir demiyorum. Ama bugün Türkiye'de ne kadar nakşi var ise, ne kadar sofi var ise böyleler.
Nasıl ki Rusya'ya boyun eğdirmek için görevli olan Kadirov var, bugün de Türkiye'de adı A şahsı, B şahsı, kendisine hoca denilen, kendisine işte tasavvufçu denilen, kendisine işte falan tarikat şeyhi denilen insanlar da aynı görevi görüyorlar. Sisteme, toplumu boyun eğdirme görevi. Ben yine şunu söylüyorum. Bugünkü toplumdaki batılı yayan, kendine din adamı diyen bu sofilerden oluşmakta. %90 bu sofilerden oluşmakta. Bu adamlara ücretsiz hamal diyorum ben. Bu ücretsiz hamallarla ne yapıyor? Sistem istediği amaca ulaşabiliyor. Bu sofiler genellikle bizi de tehdit olarak görürler. Niye işte devlete şöyle zarar veririz, devlete böyle zarar veririz? Yahu bizler hakimliği kabul etmiyoruz, savcılığı kabul etmiyoruz, askerliği kabul etmiyoruz. Sistemin hizmetinde olabileceğimiz bir memurluğu kabul etmiyoruz. Ulan bizler nasıl devlete zarar vereceğiz? Sizler mi bu sistem için bir tehditseniz bu konuda, yoksa bizler mi? Bizlerin inancı tabii ki tehdit olacak bu sistem için. Bakın bu konuda bunu söylerken bile utanmalısınız. Sizler İslam'ı simgeledi, İslam'ı temsil ettiğinizi söyleyen insanlarsınız ama sistem için bir tehdit değilsiniz. Bizler Allah'a hamdolsun tabii ki tehdit olacağız. Çünkü biz inancımızı ortaya koyuyoruz. Sizler ise menfaatlerinizi, rantlarınızı, makamlarınızı, paralarınızı bunlara hedefliyorsunuz. İslam'ı da araç olarak kullanıyorsunuz, amaç olarak değil. Araç olarak kullandığınızdan dolayı farklı farklı yerlere, farklı farklı mevkilere gelmeyi caiz görüyorsunuz. Şimdi bizler sistemle alakalı tam manasıyla sisteme zıtız. Sistemin içerisinde, bünyesinde bulunmak istemiyoruz ama bizler devlete tehdidiz. Ama sizler devlete tehdit değilsiniz. Neredeyse her bünyesinde bulunmayı caiz görüyorsunuz. Yani bizlerden hakim çıkmaz, bizlerden savcı çıkmaz, bizlerden polis çıkmaz, bizlerden asker çıkmaz, bizlerden devletin, dediğim gibi, yakın olan devletin sistemine hizmet eden bir memuriyetlikte bir görev edinme çıkmaz. Daha ne kaldı geriye? Bütün bu bahsettiğim, bu saydığım sistemler de size caiz. Sizler kendi inancınıza göre bunları uygun görüyorsunuz, meşru görüyorsunuz. Yani bir demokrat partide milletvekilliğini caiz görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde onun imanına zarar vermeyeceğini düşünüyorsunuz. Gidip bu sistemi övebileceğini, yani bugün Erdoğan'la alakalı düşünceleriniz ortada. Adam laikliğe gitti, Mısır'da övdü, sesiniz çıkmadı. Adamın kendi partisinin içerisinde Allah subhanahu ve teala ile neredeyse liderlerini eşleştirdiler. Peygambere söz söylediler, kendi liderlerine söz söylemediler. Onları bile mazur gördünüz, bakara makara diye alay ettiler. Allah subhanahu ve teala'nın laneti bu adamın, bu kişilerin üzerine olsun. Bu adamları bile siz ne yaptınız? Üstünü kapattınız, dillendirmediniz, değerlendirip de gündem etmediniz. Ondan sonra sistemin zaten şirkini, küfrünü unutmuşsunuz. Herhangi bir şekilde gündeminizde yoktur. İnsanlara anlatalım mı, anlatmayalım mı diye bir programınız dahi yoktur. Varsa yoksa bir tane hadis alıyorsunuz, ayeti alıyorsunuz. O ayet de ne sistemle alakalı, o hadis de ne sistemle alakalı, herhangi bir şekilde toplumun sisteme karşı bilinçlendirmeyecek bir şey anlatıyorsunuz. Abdesti şöyle alırsınız, namazı şöyle kılarsınız, orucu şöyle tutarsınız, hacca şöyle gidersiniz. Siz bu şekilde toplumu anca cehenneme gönderirsiniz. Başka bir halta yaradığınız yok. Dediğim gibi Çeçenistan'a zarar veren sofiler, baktığınız zaman gerçek manada böyle yiğit insanlar, böyle bir gösteriş olarak Allah subhanahu ve teala'nın yolunda savaşsalar ne kadar güzel olur dediğiniz insanları resmen asalak bir hale, uyuşmuş bir hale, uyuşturulmuş, rezil bir hale getirmiş bir sofi. Allah subhanahu ve teala bizleri gerçek manada bu zihniyetten, bu batıl zihniyetten, bu sözleri, dilleri İslam diye görünen ama kendileri küfüre, şirke hizmet eden insanlardan kurtarsın. Allah subhanahu ve teala bizleri hakka hidayet etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. فقد والعين تدمع والضماير في ونين خايف من